Efendim günaydın. Günün manşeti başlıyor. Günün gündemini konuşacağız. Bugün yine konu daha önce ilan ettiğimiz gibi Nuh Albayrak. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Artık alıştık birbirimize. Uzun uzun hoş geldin. Şöyle doyandır falan filan demiyorum. Bildiğiniz Nuh Albayrak yani. Onun burada mevzuleti bizi çok mutlu ediyor. Gelip bir şey söyleyeceğim ya, söyledim. Peki. Valla çok çok maddem var. Hep böyle başlıyoruz ama hakikaten çok kısa kısa hızlı gideceğim. Tamam, ben de söz fazla uzatmayacağım. Yok, estağfurullah. Yok, uzatırsam ben uzatıyorum zaten. Hep fırça yiyoruz konuklarımızdan. O moderatör olunca diyor orada kaybediyorsun kendini diyorlar. Ya kaybediyorum, ne yapayım yani. Muh abi de çok iyi bir insan. İdare ediyor beni. Estağfurullah. Sen doğal olarak her zaman sen konuşmayı sensin. Biz durumu idare ediyoruz. Sen merak etme yani. Estağfurullah. Burada şimdi bu zaten böyle bir program. Bunu da söyleyeyim bu arada. Evet. Evet, evet. Yani tartışıyoruz, sohbet. Konuşuyoruz. Sen konuksun ama karşı konuşacağız, sohbet ediyorsun. Aynen, aynen. Tamam. Bir mağduriyet yoktur. Tamam, İzleyeceğim, teşekkür ediyorum. Bizimle. Peki, akşam manşetiyle başlıyoruz. Peki. Başımıza bir de Plus çıktı. Bu Plus, şimdi Türkiye'de 3 Delta Plus vakası var. Başımıza bir de Plus çıktı diye manşetimiz var. Biri İstanbul olmak üzere 3 şehirde tespit edilen Delta Plus varyantı kolay buluşma ve antikor direncini aşma konusunda endişe yaratıyor. Kolay bulaşıyor. Bir de antikor direncini aşıyormuş. Aşıyla çok rahatladık. Tabii ki hakikaten çok büyük bir başarı bu konuda. Artık en azından şey yapamıyor. Sabahleyin muhalif arkadaşlar tarafsız. Aşı yok diye başlayanlar. Yandaş olmayan, tarafsız ama muhalefet yapan arkadaşlar artık bu konudan bahsetmiyor. Yani aşı geldi mi gelmedi, sonbahara kaldı denmiyor ama böyle bir durum var. Ne diyorsun, bu Plus'ı da atlar mıyız? Ben sana bir son dakikada felaket haberi daha vereyim abi. Yapma ya. Maalesef. Bunun üzerine bir şey daha geldi. Plus mı? Değil. XX large mı? Değil. En son abi, en son başımıza bela olan şey Brezilya kaynaklı lambda varyantı abi. Hadi ya, benim bildiğim bir lamba da vardı şu an. Lamba da benzeri bir şey işte bu da. Tamam. Birkaç saniyede bulaşan bir şeymiş abi. Hocam korkunç böyle. Şey. Şimdi korkutma bizi öyle yani. Bir dakika, şimdi bir yere geleceğim. Bilim adamı falan değilsin, doktor değilsin. Yani. Lamba da geliyor, yok aklıma yek falan filan. Güney Amerika ortamı. Çekler bunlar, yapacak bir şey yok. Tamam, peki ne yapıyormuş, onu da söyleyeyim. Bunu da uyaralım. Çok kısa sürede bulaşıyor hakikaten. Evet. Diğerin son versiyonu. Birkaç gün sonra çok sık duyulmaya başlanır. Lambda mı? Lambda. Evet, lambda. Lambda. Brezilya kaynaklı. Bu varyantlar üzerine İsrail'in bir açıklaması var. Biliyorsun İsrail aşı konusunda çok önde giden bir devlet. Yani galiba birazdan, bütün herkesi aşıladı onu. Evet, bitirdiler o işi. Evet, bitirdiler. Biraz da o nüfusun veya Yahudi kaynaklı olmanın da işte dünya hakim olmanın da etkisiyle. Oh, lafı da geçir arada, tamam. Öyle ama. Siyonizmin de etkisiyle. Onun arkadaki ABD'nin etkisiyle. Arada. Peki ya, hadi sen dediğin gibi olsun. Siyonizmi etkisiyle peki. Tabii. Efendim hakikaten hakimiyetle aldılar önceden. Kimsenin paranın sözünü geçmediği zaman aldılar. Herkesi aşıladılar. Evet. Ama diyor ki şimdi İsrail, daha önce aşının yeni varyantlara karşısındaki etkisi %95 civarındaydı. Beni dinliyor musun? Dinliyorum, çok önemli. %95 civarındaydı. Aşıların yeni varyantlar karşısındaki etkisi bu %70'lere hatta %65'lere düştü diyor. Hmm. Evet. Ve uyarıyor. Evet. Şimdi bu ne varyantlar... Ne yapalım, korkalım mı? Korkalım mı? Korkutuyor musun? Korkmayalım, millet? Tedbir alalım. Sen korkutuyorsun milleti. Lambada mambada dedi şimdi. Şunu korkutuyor. Şu milleti korkutmuyorum aslında ben. Ben emperyalistleri korkutuyorum. Yani salgında tamam. Bile... Salgınla dahi akıllanmayan, kafası dank etmeyen o canavarlaşmış emperyalistleri korkutmaya çalışıyorum. Şöyle, ben affedersin ta salgın başladığından beri yazılarım duruyor şeyde abi. Yani lafosunu söylemiyorum. Yazım hakikaten yerinde, sayfamda duruyor. Diyorum ki bu bir salgın. Yani salgın bu dediğimiz o korona işte COVID-19 denen virüs bizim bildiğimiz gibi, bizim anladığımız gibi böyle ülkelerin sınırlarını tanımıyor. Onun bir sınır anlayışı yok. Tamam. Tamam. O insanlığa kar yönelik bir tehlike. Lambada bile geliyor bize. Geliyor. Ta nereden nereye? O zaman şunu düşünmek ve şunu anlamak zorundayız. Sadece kendi ülkesinde kendi vatandaşına karşı tedbir olarak kendi vatandaşını koruyarak işte İsrail gibi benim param var, benim sözüm geçiyor. Ben vatandaşım, bununla çözülmüyor bu iş. Görece olarak şimdi biz izafi diyorduk, şimdi görece diyorlar ya. Görece olarak o ülkede bir takım şey halledilmiş gibi görünebilir. Bunun bence en bariz örneği İngiltere. Kaç sefer bitirdi, kaç sefer şimdi patladı. Onlar da varyantlarla, mutantlarla evet. Falan uğraşıyor. Neden? Abi, netice abi başka bir zaman, başka bir vesile deniyor ki, bize dediler ki, artık internetin yaygınlaştığı zamanlar bilhassa, dediler ki bize, evet. Ya artık dünya bir global köy haline geldi, sınır mınır kalmadı,
Şimdi bunu bize 15 sene önce diyenler şimdi bunu unuttular. Şimdi ben de diyorum ki arkadaş sınırlar kalmadı. Tek çözüm şu. Nedir? Sadece çözümünü kendi ülkenizi, söyle. Kendi vatandaşınızı, kendi insanınızı baz alarak almayacaksınız bu şeyden kurtulmak için. Bütün Afrika'sıyla dahil, bugün aşı vermediğiniz Afrika dahil, bütün dünyadaki insanlara, bütün ülkeleri baz alan, bütün ülkeleri esas alan bir mücadeleye girmek zorundasınız hepiniz. Evet, tamam. Böyle tavsiyende sen küresel güçlere, bütün o emperyalistlere seslendin. Emperyalistlere. İnşallah aşı benim olsun. Ben vatandaşımı aşılayayım, gerisi beni ilgilendirmez diyenler var ya abi. Sen temiz duygularla bunu ilan ettin. Valla ben temiz değil bu. Lambda da bunu, hepsi de bunu anlatıyor abi. Anlamayana tepesine vura vura bunu anlatacak abi. Tabi sen de tabi daha önce koronayı yenmiş birisi olarak rahat rahat konuşuyorsun. Bunu anlatacak abi. Sen diyorsun ki plus'ı salgın, gelsin, varyantı gelsin, lambadası gelsin. Bu salgın, bak tamam. Terör bunu anlatamadı. Terör, bir bunun tamam. Senin teröristin, benim teröristim olmadığını, gerçeğini evet. Anlatamadı. Ama bu salgın, bu emperyalistlere dünyada... Dünyanın her tarafına yani ben iyi olayım da falan kötü olsun anlayışının artık bundan sonra olmayacağını anlatacak inşallah. Tabii inşallah olurlar. Yani inşallah bu insanları onların oyunu olmasın. Yani ben de o açıdan bakıyorum. O ayrı bir şey. Ben biraz daha olaya farklı bakıyorum. Benim orada şeyim var. O ayrı. Ya Çin'de çıktı, Wuhan'da çıktı. Aşıyı önce onlar buldu. Çin o dünyanın büyük nüfusu hiçbir şey yok. Emperyalistlerin içerisinde onunla daha öte bir şey. O kapınakçılar işi. O daha uzak bir iş. Tabii, o daha ayrı. Kuzey Avrupa ülkeleri yaş ortalaması 90 küsür bilmem ne. Onlar gitti geldi. Kendi ülkeler içindeki yaşlıları. Lamba da geldi. Varyant geldi. Plus 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 geldi falan. Ben bu olayın hikayeni biraz daha farklı boyutu şöyle çevirebiliriz. Çok daha uzatamıyorum gerçekten, çünkü. Gerçekten bunu aslında kesmek isterlerse böyle davranırlar da diyebiliriz hanım. Ben çok farklı aslında düşünüyorum ama tabii budur, gerçeğimizdir. Aşı olacağız, dikkat edeceğiz, bunlara devam edeceğiz. Ben bir sene sonra çok farklı şeyler konuşacağımızı iddia ediyorum. Yo, ben düşündüğünü biliyorum. Yani, ona da acaba kim yaptı, nereden geldi, var mıydı korona dediğin grip virüsünün biraz daha kuvvetlisi miydi? Daha önce 3-5 tane korona geçirmiştik de gelecektir. Falan filan da. Benim dediğim şu, madem bunu geçirmek istiyorsanız böyle yapmanız lazım. Tabii, ama tabii ben. bu şey demektir. Hani biz inancımız da gereği budur. Tabii kültürümüz de bunu söyler. Tabii önce devemizi sağlam kazığa bağlayacağız. Aynen. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Peki. Şimdi, Türkiye bunu yaptı ama. Şimdi bu dediğimiz son, Türkiye uyguladı. Evet. Şimdi hiç hemen siyasete geçtik hızlı hızlı. Bir peki sürü abi. Videom var. Son dakika değil de işte çok yakın gazete manşetlerini pek göremiyoruz. Çünkü dün geç vakitlerde açıklandı. Anayasa Mahkemesi hakkında hak ihlali kararı verdiği eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu tahliye evet. etti. Anayasa Mahkemesi karar verdi Anayasa Mahkemesi. Evet. Bu karar Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye olarak değiştirildi ve Sincan'a gönderildi zannediyorum. Böyle oldu. Ve tahliye oldu. Ne diyorsun? Bununla ilgili birkaç cümle alayım. Arkasından başka birkaç cümle. Ne diyorsun? Doğru bir ben karar mı? Ben söylediklerine, diyorum. Dünkü şeyin Bahçeli'nin söylediklerine katılıyorum. Bu konudaki söylediklerine. Yani şöyle bir çirkinlik, şöyle bir ikiyüzlülük var. Tamam mı? İşte yargı baskı altında diyenler şimdi sesini çıkarmıyor. Çünkü bu işlerine geliyor. Bu karar işlerine geliyor. Ben de şimdi diyorum ki. Güzel bakacağız. Doğru. Evet. Yani işte, ikincisi şöyle. İradesini işte teslim edenler. Yargı işte iktidarın arka bahçesi oldu diyenler falan filan. Bunlar memnunlar. Mesela iktidar böyle bir şey bunlar öncelemiyor. Yani biz, o zaman kardeşim neye göre biz karar vereceğiz? Yargı baskı altında mı değil mi yani? Çünkü yalan söylüyorlar. Bu bir. Bu, i̇kincisi. Muhalefet. İkincisi. Dürüst değil. İkincisi ben. Aslında yargıyı bunların baskı altına aldığını düşünüyorum. Değil mi? Bu çıkışlarla. Yani sürekli olarak yargı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getiriyor. Bunu sürekli en üst seviyeden dillendirerek. Çok güzel. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bak bunu laf olsun söylemiyorum. Tamam, bak şimdi ama sana bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bir şey göstersinler. Gergerlioğlu tahliye oldu. Peki ilk tepkileri de bir görmek lazım mesela değil mi? Şu ilk tepkilere de bakalım. Kim ne diyor? Yani buna peki. Kim? Senin bakış açını gördük. Sen ben Bahçeli gibi düşünüyorum. Daha söyleyeceklerim var. Bence neyse. Tahliye edilmemesi. Söylersin tamam. Şunu tamam, ondan peki. Sonra daha çok iyi, daha çok güzel şeyler söylersin bence. Seni gaza getirir. Arkadaşlar mesela Can Dündar. Evet. Bütün çok eserler, beğenmiştir muhtemelen bu kararı. Sağı verilsin demiş. Orası L'yi unutmuş. Tamam olur. Türkiye efendim. Türkiye yaşamıyor normal. Sağı verilsin diyor. Esirler diyor. Can Dündar kim? Bu çok klişe ama artık klişe üzerinden. Hayat böyle devam ediyor. Almanya'ya sığınmış bir kaçak, bir vatan haini. En nezaketli ifadesi de böyle. Tabii düz. Ya şimdi çok cümle kuruyoruz ya. Gerek yok. Almanya'ya kaçmış, Türkiye'ye gelmeye de maçı sayattı. Amerikan bayağı örtü yakın. Almanya'nın, çok özür diliyorum izleyicilerimize, Almanya'nın kucağına oturmuş bir kaçak lağım faresi. Oradan diyor ki,
Çok esir bunlar çünkü. O bomba koyanlar esir, PKK'lılar esir buna yok, göre. Bilinçli bak, kullanılan bir arkasından tabii. Kimler de sevmiş bu adamı, kucaklamışlar. Hemen okuyoruz arkadaşlar. Uzaktan benim gibi yaşlı olup da uzaktan televizyon göremeyenler için okuyorum altını. Emre Uslu başka bir kaçak lağın faresi. O da ABD'nin kucağına oturmuş. Amerikan oğlanlarından bir tanesi. Hoş geldiniz, geçmiş olsun diyor. Ahmet Aziz Nesin kim olduğunu çok biliyoruz, çok fazla uzatmayayım onu. Türkiye'nin %60'ının aptal olduğunu söyleyen çocuğun akıllı çocuğu Ahmet Aziz Nesin. Hoş geldin geldi. Bir tane daha kaçak lağın faresi. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Çok mutlu olmuşlar. Ben de şunu sordum. Bak buradan bak istersen yorumuna. Şimdi düşünün değişti sordum. Şimdi aslında bana söyleyecek bir şey kalmadı aslında. Niye? Bunlar mı senin söylediğin? Niye kalmadı biliyor musun? Hayır. Kandil'deki terörist başları var ya, sözde liderler. Ben hep bunu aynı şeyi sormuşumdur. Ya bir dakika ey CHP, ey İyi Parti, ey Saadet, hatta hep beraber. Ben de burada kendim ben direniyorum burada deyip de sesleniyordu ya. Evet. Ben de niye cevap vermiyorsunuz kardeşim? İşte, benim sen de iş var. Boşuna kendini yorma diyeceğim ben de. Bunları niye seviyor bu gergeoğlu, bu kaçak faali? İşte ben de dedim ki onun için bana söyleyecek bir şey kalmadı aslında bana diye. Şunun için kalmadı. Olsun, sen de vardır muhakkak. Bizden şunun için daha kalmadı. İlgili bir adamsın. Şimdi bu Saadet'in isimler bunu bu kadar tabiri caizse affedersin kucaklıyorsa, kutsuyorsa bunu, tamam mı? Bu adamı. Vardır bunda bir. O zaman bir şey söyleme hakikaten gerek kalmadı ya. Yani o adamların bu kadar sarıldığı birisinin daha nasıl birisi olan bunlardan daha iyi biz anlatamayız zaten. Sen o şeyden vazgeç. Hani diyorsun ya ben bu demez onlara durun siz kimsiniz niye bana böyle bunlara ne gerek var demez. Çünkü onların içinde zaten onların içinde olan birisi bu. Şimdi bu adamın ta bilmem seçimden önceki bir şeyin üzerine biliyorsun başlayan bir şey bu. Evet. Paylaşım üzerine. Bu adamın bütün milletvekilliği hayatı FETÖ sanıklarına şey yapmakla geçti. Hizmet etmekle geçti. Of. Of değil abi git. Bak abi nereye gitmiş? Doğru söylüyorsun. Hangi cezaevlerine gitmiş? Kimlerin hakkında şey yapmış? Sözüm ona FETÖ'cülerin o mağduriyet şeyine sığınanlar var ya işte çocuğu ne oldu, şu oldu, bu oldu diye. Sürekli olarak bulduğu bir ayrıntı üzerinden FETÖ'cüleri savunan, FETÖ'yü savunan bir tip bu. Bir adam yani. Bu adamın başından beri yaptığı tek şey bu. Ben anlamıyorum yani. O HDP de işin bari başka bir şey. HDP falan değil. Bu adam köküne kadar FETÖ'cü bir adam falan. FETÖ avukatı bir adam bu. Evet. Anayasa Mahkemesi. Peki o zaman biz bunu şekilde yorumladık. Şimdi oraya geleceğim. Bir dakika bu Anayasa Mahkemesi. Niye böyle bir karar bu adamın, verdi? Bu adamın o şeyi Yargıtay onayladı mı abi? Cezasını Yargıtay onayladı mı? Evet. Onayladığı için zaten cezaevine girdi. Evet. Bu Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri nereden geliyor abi? Bilmiyorum. Uzaydan mı geliyor? Yok biz seçiyoruz bunu. Yargıtay üyesi değil mi bunlar abi? Bunlar daha önce Yargıtay üyeleri değil mi abi? Evet. Yargıtay'ın. Hukuktan bahsediyoruz yani işte. Kapatma davası da onlar bakacak. Sonuçta eski Yargıtay üyeleri bunlar tamam, yani doğru. Tamam hepsi değil galiba bir de emin değilim. Önemli değil abi o kaynaklıydı. Anayasa Mahkemesi'nin yani üyelerinin şunu söylemeye çalışıyorum. Yargıtay üyelerinden daha fazla anayasayı biliyor bunlar. Tabii senden benden daha iyi biliyordur hukuk en azından. Benden değil hukuk bundan daha mı çabukçu bunlar? Şunu söylemeye çalışıyorum. Netice? Bu adamlar Yargıtay üyesi olsaydı, Anayasa Mahkemesi üyesi olmasaydı kararlar bu olmayacaktı. Nitekim Yargıtay üyelerinin kararı gibi. Çünkü Yargıtay onayladı. Bu karar siyasi midir diyorsun? Bu karar baskı üzerine verilen bir karar. Çünkü... baskı üzerine derse siyasidir yani. Yani siyasi... Çünkü hukuk baskı tanımaz. Yani hukuk dediği şey baskıyla değişen keşke bir şey değildir. Hukukta bu telefondur, sen Doğal Bayraksındır. Ona göre değer. Yani sana canlı üzerinden değer verir. Bir şey yürütüldüğünü çok baskı yaparak sana başka sürekli bir şey olarak, sürekli olarak peki. Bu savcılar, hakimler Erdoğan'ın emrinde muhabbeti yapılarak abi hukuk yok, adalet yok. Adalet adına yani sürekli konuşuyor şey. Bir adalet adına yürüdü. En başta da Bağlan Çağrı da Kılıçdaroğlu abi ne olsun diyorum, adalet diye yürüdü. Onun dışında adalet diye bir bilgisi ne olduğunu bilmiyorum ben. Bu baskılarla tamam bu kararlar çıkarttırılıyor işte. Evet. Ve sorduğumuz zaman da niye kızıyorsunuz? Biz diyoruz ki HDP PKK'dır. Allah'ım ya Rabbim birkaç 105 milyon söylüyoruz. HDP eşittir PKK'dır. Bunu herkes biliyor tamam. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi ikbal uğruna veyahut Erdoğan'ı göndermek amacıyla. Siyasi ikbal olduğuna inanmıyorum çok fazla. O %20-25'im var koltuk iyi. Yani Türkiye idare edebileceklerini de kendi inanmıyorlar. Kimin zaten vekili bu adam şimdi? Ama Erdoğan'a karşı olan konsorsiyumun özellikle Amerikan çocuklarıyla birlikte yapılan dünyadaki bir konsorsiyumun parçasıdır. Yani bunun aletleri bunlar. CHP'nin millidir.
ne yerlidir, ne bilme hiçbir şeydir o, CHP. O gitti o. Bakan CHP da bir aparattır, kullanmış bir aparattır. Bak şimdi soruyorum. Bu adam milletvekili ortaklığı de bence. Ortaklığı bunlardır. Hemen bitiriyorum. Bu adam milletvekili, milletvekiliydi ya. Evet. Zaten bas bas bağırıyorlar şey, HDP'liler evet, milletvekili evet. Yad edilsin diye. Evet, tamam evet, mı? Evet. Bu adam milletvekili seçildiği günden itibaren milletvekilliği eline alıncaya kadarki süre içerisinde Allah razı olsun yaptığı paylaşımlar, faaliyetlerine bir baksın insanlar kimin vekiliymiş bu adam, hangi milletin vekiliymiş bir baksınlar abi. Evet çok güzel. Tamam, peki baksınlar zaman, abi ben peki, bir şey demiyorum onlar karar versin ya. Peki bu bu işte Kılıç'ta dünkü şimdi kaç günden beri tabii onun üzerinden devam ediyor tartışmalar. Grup toplantısına katılıyor. Genel bir perspektif vermek istiyorum çok kısa gene. O grup toplantısında işte 128 milyar nerede? Tank pilot fabrikası. Yolsuzluk var, ben gece demokrasiyi getireceğim. Oturup biz oturup bir hafta boyunca bir dahaki salıya kadar bunları konuşuyoruz. Falan filan. Buradan devam edeceğiz. Çünkü içeride çok ciddi bir şey var. Siyasi tartışmalar söz konusu. Tabii yalanlar söz konusu aslında. Ben buna da kızıyorum bu lafa da biliyorsun. Geçen gene o civciv dedi ya. Efendim tank palet fabrikası ya da Katarlı öğrencilerin sınavsız üniversitelerimize girmesi konusunda bir tartışma başladı. Hangi tartışma? Çok özür dilerim. Hangi tartışma? Ne tartışması? Bir yalan başlatıldı. Evet. Yalan ya tartışma falan değil. Ya ben şimdi desem ki bu şimendifer. Bak şimendiferi tartışıyorlar diye buna bakacaksın. Bir dalga mı geçiyorsun derdi adama? Neyse. Boşuna kendini şimdi görüyorsun. Olay şu. Ben şimdi buradan verdim ama ben şunu önce göreceğim. Ne kadar çok bunlar iktidara gelmek istiyor? Çok kısa bir video var. Peki abi. Onların adamı. Gene söylüyorum. Köküne kadar işte Halk TV... Genel müdürlüğü yapmış, yayın öğretmenliği yapmış. Köküne sapıra kadar layık, sapıra kadar Şaban Sevinç bir şey söylüyor burada. Daha önce söylenmişti. Oradan Şaban Sevinç burada diyor ki işte Muharrem İnce ile ilgili bir yorumu var. Bir bakalım hemen. Ne diyor? Kısa. 24 Haziran 2018 seçimlerine Muharrem İnce il il geziyor. Günde 3 miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz gümbür gümbür. Sorun hani, nerede? Çok da işte kalabalık, coşkun. Ya genel merkezden bana telefon açılıyor. Niye bu kadar yayınlıyorsun? Niye bu kadar veriyorsun Halk TV olarak? Her şey güzel. Yani konuşulmasın. Örtülsün üstü. İşte o ayrıldı, kendi gitti. Ya öyle değil kardeşim. Öyle değil. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Ben görüyorum, ben yaşadım ya. Bana CHP genel başkan yardımcısı Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin? Tabii ki. Ya bir kere değil, iki kere değil, tabii. Üç kere değil kardeşim. Yani o Cumhurbaşkanlığı kampanyası derken. Ya yani, Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlama. Ha. Neden? İşte bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor. Bak çok güzel. Şimdi burada Şaban Sevinç, kendisini tanıyorum. Bazen programlarda kavga ettik, böyle ediyoruz arada bir. Tabii o yandaş değil tabii, o objektif bir adam. CHP'li objektif adamlardan bir tanesi. Bak çok enteresan, bu daha önce konuşuldu, yeni bir şey değil. Ben burada güncel dünkü konuşmasına bağlayacağım, oraya geleceğim. Diyor ki, duydum, tekrar etmeyeyim. Ya başımıza bela mı edeceksin, lafı çok enteresan. Yani aday göstermiş Muharrem İnce. Gel bakalım Muharrem, gel bakalım demiş. Biliyor ki Muharrem Cumhurbaşkanı olamayacak. Ama harcayacak bir nokta var. Aday yaparız. Vekili de düşecek. Pat kurtulacağız. Bu kadar kötü bir hesap. Ne kadar iğrenç bir hesap. Yani sürekli kurultayda karşına yenmiş de çıkan adama kurtulum metoduna bak. Aday gösterin. Nasıl da bizden başkan olmaz. Bizden cumhurbaşkanı mı çıkar lan? Kim verir bize bunu? Bu. CHP bildiğin bu. Ver yapalım aday. Çıksın konuşsun orada. Arkasından da kurtuluruz ondan. Yanlışlıkla Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olma ihtimali karşısında da tedbirini de almışlar. Yorumsuz anlatıyorum bak. Dedi o Şaban aramışlar, sakın Muharrem o kadar çıkartma. Başımıza bela mı edeceksin bu adamı diye. Yok abi. Ne diyorsun hocam? Yok abi, yanlışlıkla Cumhurbaşkanı olması tehlikesinden dolayı değil. Benden fazla oy alır tehlikesi endişesiyle o şey uyarı yapıyor. O kadar mı kötüler bunlar ya? Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Yok. Bak yani bir şey söyleyeceğim. Bu tarz çok söylemem ama ya böyle şeyi biz söyleyince kimsenin şeyi olmuyor yani. Allah'ın CHP'lisi söyleyince önemli söylüyor. Hocam ya, bu lafını sevdim. Ya sen mi söylüyorum ya? Bak o günlerde Allah'ın CHP'lisi ne demek? Sana hocam Allah'ın CHP'lisi ne demek? Ne demek olacak abicim? Peki bu adam o kadar dürüst adam, o kadar şeydi de objektifsi de. Osman şimdi kadar neredeydi abi? Bravo. Mesela. Duydun mu Şaban? Neredeydi şimdi kadar? Şimdi İyi Parti'nin nasıl oldu? Şimdi konuşuyor. Duydun mu Şaban? Neden şeyi olduğu zaman
Halk TV'nin TV'de böyle şey oluyor demedi o zaman peki. Duydun mu Şaban? Geç onu şimdi boş ver. Mesele Şaban. Sallıyorsun. Mesele Şaban değil. Olsun mesele Şaban. Yeminle söylüyorum ya o zaman bu o seçim döneminde yeminle sana söylüyorum kaç sefer söyledim ben. Bu adam asla ve asla Muharrem İnce'nin kendisine fazla oy almasını istemez. Ama aldı. He? Partinin üzerinde oy aldı ona Muharrem rağmen aldı. Bak ona rağmen aldı işte. Tamam mı? Peki İyi Parti'yi çok göstermeyin bizden oy kayar ne demek? O kayarı anlamadım o nasıl kayar. Onu, hakikaten tamam mı? Yok, yani... bizden kayar. Hayır bizden oraya kayar diye yani onu söylüyor. Çok fazla yani ipin diyor reklamını yapmayın tamam diyor. Da yani onu da biliyor İyi Parti'nin milletçi. Hocam ne kadar kötü MHP, bir siyaset bu ya. İğrenç bir siyaset. İyi Parti'nin MHP'nin devamı olmadı olabiliyor. Gayet iyi biliyor tabii. 15 kiralık vekilleri kendilerine verdi. Tabii niye verdi? Kaymışlar sen kaydırmışsın zaten. Sen İyi Parti'ye kaydırmışsın 15 tane vekil. Şimdi diyor, arıyor telefonla genel şöyle. İyi Parti'yi fazla göstermeyin bize oy kaymasın. Ben sana devamını Muharebe de göstermeyin. Ben sana devamını getireyim. Deli misiniz ya? Ben sana devamını getireyim. Dediğin çok doğru. Muharrem İnce'yi çok bayağı sivrilmişti çünkü. Bu yöntemle harcayacaktı tamam mı? Tarih yazdı adam. Ve gerçekten kendisinden daha fazla, kendisi ortalamasından daha fazla oy almaması için çok çaba sarf etti. Ama beceremediler. Buna rağmen fazla aldı. Evet. Devamını getireyim ben sana. Devamını getireyim. Bak seni temin ederim abi. Et abi temin. Seni temin ederim. Et abi. Ekrem İmamoğlu'nu da bunun için aday gösterdi o. Tamam. Nasıl Ekrem İmamoğlu'nu aday mı? İmamoğlu'nu da bunun için aday gösterdi. Yine aynı. Harcamak için evet. Harcamak için. Evet. Seçilemeyeceğini biliyordu. Düşünüyordu. Harcamak için aday gösterdi. Ha, yani boş bir adam gösterdi diyorsun. E? Boş bir adamdı hatırla zaten. Sana bir şey söyleyeceğim. Hatırla. Ki bence boştur. Hatırla bak bir şey söyleyeceğim. Boş oldu Ekrem ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ilk zamanlarda bunu reddetti şeyi. Büyükşehir Belediye ismi geçiyordu. Ben bu dönem düşünmüyorum diye reddetti. Düşünmüyorum diye. Hatırlıyor musun? Evet evet. Sonra evet. Bir görüşme yaptılar Kılıçdaroğlu. Ondan sonra ikna oldu. Ama çok fazla ağzından böyle şey akmasın. Böyle sevinçten mutlu olmasın. Çünkü böyle bir şey yok. Ne diyorum biliyor musun? Hı. Bak Bülent Kuşoğlu Adıyaman'da bir konuşma yapıyor. Madem lafı buraya getirdi. Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Adaya getirdi. Arkadaşlar şu anda onu hazırlamak üzere. Son 4, 3, 2, 1 video hazır oldu. Bak ne demiş. Sen, kim demiş abi? Bak Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Güzel. Bir dinle bak ne diyor. Tamam benim diyeceğimi söylesen. Tamam bak, güzel anladım. Bir dinle bak. Tamam, birlikte atlatacağız Türkiye'yi layık, demokratik, çağdaş uygarlık seviyesine birlikte ulaştıracağız. Kiminle? Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyor. Hepinize saygılar. Islağı topla. Çok güzel. Yo dur. Adayımız Kılıçdaroğlu. Tamam. Bak, geçmiş olsun benim, Mansur, geçmiş olsun. Şu anda olsun, sen benim oldu. Söylemeye çalıştım. O kadar teyit ettin ki, o kadar destekledin ki abi. Yerine geldi, tam yerine manzarayı koydum. Neden biliyor musun? Bak, tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, baktı ki oradan sivriliyor. Onu Büyükşehir Belediye Başkanı aday gösterip seçilemeyeceğini için, düşündüğü için harcamak için aday yaptı onu. Evet. Tamam mı? Ama hesaplar tutmayınca. Tutmadı. Niye tutmadı? Bizim sözüm ona AK Parti'ye, efendim Erdoğan'a mesaj vermeye meraklı olanlar yüzünde tutmadı. Onlar bozdu şeyin hesabına. Of oradan da bir eleştiri. Onlar bozdu abi. Ya, yeminle sana sonra onlar. Netice. İlk şeyi hatırla abi. Kaç, 10 bin mi kaç bin ya. Mesaj verenler yüzüne şeyin hesabını bozdular. Yani bunu, mesaj verenler Kılıçdaroğlu hesabında bozdular. Evet. Şimdi sonunda ne oldu biliyor musun? Ya, bir baktı ulan bunu harcamak için aday koydu. Adam başkan oldu. İmamoğlu. Başına bela oldu. Bela yani. Oldu. Yani Muharrem İnce bela olmasın diye engelliyordu. Bu da bela oldu. Şimdi İmamoğlu şimdi belasından kurtulmak için aday göstermeye çalışıyor. Tamam. Peki o zaman. Bak, sana yemin ediyorum. Bu şey de buna dahil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil. Kılıçdaroğlu asla ve asla aday olmayacaktır. Asla. Çok iddialı konuşma. Asla aday olmayacaktır. Bu çıkışların sebebi ne biliyor musun? Ters manyel mi veriyorsun bilemiyorum ama. Bu çıkışların sebebi şu. Bu çıkışların sebebi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının önünü kesmek. Yani arkadaş bir şey soracağım ya şimdi öyle bir yere geldik ki bak yani hiç siyasetten anlamayan adam bile bunu anlar. Öyle bir yere geldik ki kendi aday gösteriyor adayını kampanyaya çıkartma diyor. Yani kazanmasın. Yani düşün bir adam harcamak için koskoca bir seçimi harcıyor. Bunu siyaset yapan Kılıçdaroğlu. Siyaset, onun siyaseti bu öteki abi. Öteki taraftan diyor ki benim ortak gibi göre kol kola diz dize 15 tane vekil kaydırıyorsa kiralık böyle hepsi kiralık vekiller böyle gidiyor. Şöyle Engin Özkoç. Böyle tamam niye kaydırdı onları? Öyle ona arkasından. Onları kiralık geri alıyor. Sefil, süfli, çok kötü bir siyaset. Ondan sonra diyor ki fazla gösterme bizden kaymasın oylar oraya falan filan. Neyse falan hikaye böyle gidiyor. Geldiğimiz yere bak. Aday mısın? Hatırlıyor musun bir ara sataştılar da mecliste. Evet. Nereden sen, biliyorsunuz? Ben geri demokrasi geliyor. Aday ol zaman diyecek. Kim dedi size aday olup olmayacağım? Aday olacağım demedi aslında orada o. Kim dedi size aday olup olmayacağım? Ben bunu hatta sormuştum da Sayın Cumhurbaşkanı'na.
Hatta yorumu da çok enteresandı. Gaza geldi, gazla konuştu dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi şöyle bitireyim. Peki bu kadar kötü bir parti, bu kadar kötü anlattığımız gibi, bu kadar süfli, bu kadar beceriksiz, sadece hakaret, sadece slogan ve sadece ve sadece bir haftaya 8 yalan sığdırabilen, yetmiyor çünkü hafta sonu 2 tane çift yalan sığdıran bir parti. Yani diyor ki arkadaş, haram, helal, mübah, cevaz veriyor, geçen fetva veriyor. Değil mi hocam? Mekruh, tahrimen mekruh, müstahap. Sen bilmiyorsun, ben bilmiyorum, onlar biliyor. Sen Cumhuriyet Halk Partisi biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi İmam Hatipleri açan parti. Tabii tabii. Sen Cumhuriyet Halk Partisi CHP nedir biliyor ben musun? Ben CHP'yi ben iyi tanıyorum abi. Camileri açan parti. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi biliyorum. Sen Kılıçdaroğlu'nu biliyor musun? Beni konuşturma bak CHP hakkında, beni konuşturma, ben iyi biliyorum. Niye abi, nereden biliyorsun? Biliyorum. Peki bir şey söyleyeyim, Türkiye'deki üniversitedeki başarı sorununu kim çözdü? Ne? Kim çözdü? Üniversitelerdeki başörtüsü, serbestisi meselesi. Kılıçdaroğlu. Evet, kendisi söyledi. Tamam. Ben çözdüm. Telefonla aradı, tamam, yükledi, çözdüm dedi. Tabii. Biliyorsun Anayasa Mahkemesi'ne iptal için giden, sen, imza atan da Kılıçdaroğlu. Sana bu şey garip gelebilir. Bu dediğimiz tarzlar, şimdi yöntemler. Şimdi bak, bir videoya getireceğim sana. Peki. Çok daha güzel konuşacaksın. Peki. Belki de senin söylediklerini videoda kendisi anlatıyor. Bak, ne demiş vakti zamanında Kemal Kılıçdaroğlu, çağdaş laik, ultra ulusalcı. Bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Verdiğiniz her oy, bakın inançla söylüyor, her oy haram oydur. Bu fetvayı dikkat edin. Şeyhülislam Kılıçdaroğlu Efendi diyor ki her oy haramdır diyor. Helal haram meselesi, çok önemli bir şey bu. Siyasette çok da kullanılması gereken bir şeydir bu. Yani laik, çağdaş, aydınlamacı, ultraulusalcı, heykelci, LGBTİ'ci olan CHP, çağdaş normları çok iyi bilen, çok ilerici olan CHP diyor ki bak haramdır diyor. Ona göre sen de Müslüman bir adamsın elhamdülillah. Abi bunların... Peki bunu bak, ne zaman söylüyor burada, bunu? Ne zaman abi? Bu eski yahu. Bir de düne gidelim. Arkadaşlar bir de dünkü videoyu açsınlar bakalım. Ondan sonra uzun uzun anlat bana. Helal haram neyse anlat, anlat fetvayı ver. Ne? Ve ben AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Ya sana, sen verdin. Eğer israf haramsa, eğer israf günahsa, eğer sen gidip hala ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun kardeşim. Hocam bu kadar. Bak vermişsen eğer. Bak eğer yanlışlıkla verdiysen bir kurban kese bilmiyorum, o fetvayı hocadan alacaksın. Kurban mı keseceksin? Oruç mu tutacaksın bilmiyorum. Ama günahtır diyor. Bunu dün söyledi. Daha önce de bir tane daha var, onu koymadım. Gerek yok. Bütçeyi onaylamak, bu bütçeyi onaylamak haramdır dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu bu Şeyhülislam fetvalısı veriyor. Helal haram diyor. Ve bu parti değerli, bu parti çağdaş, laik, işte bilmem ultra seküler bir parti. Ama AK Parti din tüccarı. Din tüccarı olan AK Parti. Ya Allah, Bismillah diyor adam mesela. Değerli Hikmet. Bir de o makaslar muhakkak yanımızda kalacak. Genç dostum. Şimdi konuş konuş. Benim çok basit bir stratejim var CHP konusunda, tamam mı? Öyle mi? Evet. Kendim bağlayan sadece. Tamam, buyur. CHP'nin yaptığının, söylediğinin tersini yapıyor, tersini söylüyor, tersini düşünüyor isem eğer. Bu kadar basit bir konuda. Basit bir şey diyorsun. Bu doğru yoldayım demektir, çok şükür. Ama herhangi bir konuda, herhangi bir söylemde onunla aynı noktada buluşuyor isem eğer, Allah muhafaza, bir yanlışlığım, bir yanlışa düşmüşüm demektir. Bir kendi tekrar kontrol etmen lazım. Evet. Bu. Eyvah eyvah. Dolayısıyla aslında çok basit. Bu kadar basit. Tamam mı benim tarzım? Bu kadar basit. Bu kadar kötü diyorsun. Sana bir şey söyleyeyim. Bana CHP'yi anlat o zaman yani. Sana anlatayım. Bu adamlar şimdi, din düşmanı, benim bildiğim değil. Sen ödememedin mi bana abi? Cumhuriyet Halk Partisi. Din düşmanlığı için kurulmuş parti. Din düşmanlığı, dedim. Toplumun değerlerine aykırı. Toplum dönüştü. Asla bu milletin partisi olamamış bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Asla bu millet. Olamamıştır. Olamaz. Bu milletin anlaşıldı. Değerleriyle barışık değil çünkü. Şimdi çok Müslümanız biz diyorlar. Ama ne var ki bu milletin değerlerini de bu partiden daha fazla kullanan bir parti, bir kurum yoktur. İslamiyet buna dahil. Bak şimdi MSP'nin, Refah'ın adı çıkmıştır. Sonra aynı şeyi uzun zaman şeye de yapıştırmaya çalıştılar. Yapışmadı. AK Parti yapışmadı. İşte din üzerinden siyaset yapıyor falan diye. Hocam, baba gibi bak. Hakkını kapatma davası. Din üzerine şimdi siyaset yapan bu tek parti vardır abicim, o da CHP'dir. Tamam mı? Dikkat ettin bana, iki tane şuradan toplasan bir dakikayı bulmayan iki tane şey izlettin, tamam mı? İslamiyet'in bütün mefhumlarını kullandı ya. Kim? Helal, Kılıçdaroğlu. Haram, tabii. Kim bu? Bence İslamiyet'le hiçbir zaman yolu kesişmemiş bir adam ya bunu kullanan. Her şeyi kullanır. Bak, bu kadar kötü. Bunlar. Din tüccarlığı böyle bir şey. Bunlar var ya. Tüccarlık tabii değil mi? Çarşafı kullanır. Kullandı mı çarşafı? Tabii. Kullanmadı mı? Rozet taktı Baykal. Kim taktı? Hürsel Tekin.
Bakan da taktı, Hüseyin taktı. Toptaldır hepsini. Çarşafları seviyoruz dediler. Camiyi, ezanı. Bir dakika ama o çarşaf zeyken Mersin'de çarşaf yırtma ritüeli gerçekleştirdi. Onlar işte bu, ya, Mersin, bu onlar yanlış yapıyor işte. Bak bu çarşaf yırtma ritüeli. Bu takıya şeyini beceremiyor işte onlar, tamam mı? Bunlar onlar işte orada, bunu, Kılıçdaroğlu gibi FETÖ'nün şeyinden tedrisatından geçselerdi o açığı vermezlerdi işte. CHP'nin son dönemde... Dinsizlik fışkırıyor diyorsun adam, dayanamıyor. Dinsizliği abi bak, fışkırıyor bir tarafından. Kılıçdaroğlu'nun bütün söylemleri FETÖ'nün takiye şey üzerindendir, tamam mı? Çok kötü ama ya. Kuruş, yani. Bu, abi böyle... Takiyeyi Muharrem İnce'ye de yapmışlar ya. Abi böyle bak işine aday gelirse, gösterip. Bu işine gelirse ben Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir FETÖ tedrisatına geçtiğini düşünüyorum. Yani illa FETÖ'cü falan demiyorum. Bak dediğim şey yanlış anlaşılmasın. FETÖ'cü falan demiyorum ama... Ya FETÖ'nün de bir aparatı olabilir. FETÖ'nün kursundan geçmiş bir... FETÖ'den taktik almış birisidir bu. Can Dündar da oradandı FETÖ'cü. Oradan aynı tayfa zaten geç işte. Onlar destekliyor. Meral Akşener de buna dahil. Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu FETÖ'nün elinde, tekrar söylüyorum, bir siyasi rehinedir. Asla ve asla bu ikisi serbest iradeyle hareket edemezler. Edemez. Bu kadar. İkisi de oturduğu yeri oraya borçlu. Çok net bir şey bu. Buna kimse itiraz edemez. Buna kimse itiraz edemez. Kılıçdaroğlu demedi. Etti mi Allah razı olsun. Dedi mi Kılıçdaroğlu bir gün? Kim diyor ya ben kasette gelmişim şeye diye. Ben elimin yeğim gücüyle geldim. Çok güzelmiş. Doğru. Dedi mi peki böyle bir şey? 10 defa soru cevap vermedi. Dedi mi abi? Hadi ben yanlışım. Ötekiler de soracak. Nasıl diyecek ki ya? Nasıl diyecek? Peki Baykal'ın bunun okyanus ötesinden bir şey olmadığını ben biliyorum. Oraya teşekkür edip de hani oraya atıfta bulunması şey değil mi? FETÖ'nün bu böceği möceği kameraya koyduğu belli. Baykal bunu itiraf etmiş gibi oldu. Herhalde yani. O yapmadı, o yapmadı. Oraya bakmayın. Yani... Çünkü daha da olsa bence dikkat gidecek çekmiş be. Oluyor tam aksine yani. Peki buna da 1000 defa sorduk biz. Yani sen kaset marifetiyle geldin. Fark şu diye bak. Cevap vermiyor değil mi orada? Fark şu. Bak bir şey söylüyorum hocam ya. Hocam çok güzel FETÖ'nün bir şey söylüyorsun. FETÖ'nün tedrisatından geçmek başka bir şey. Eğer sen FETÖ'nün tedrisatından geçmişsen, geçmişse o yüzüne 10 defa 20 defa aynı şeyi söylese onun yüzüne kendi suçunu asla onun üzerine alınmaz. Yüzü kızarmaz. Bir kere bak söyledi yalanla yüzleşti mi? Söyledi yalanla yüzleşti mi bir kere? Ne oldu Katar meselesi? Katarlı öğrencilerle ilgili şey duruyor hala da. Duruyor ve peki onun dışında, hala... onun dışında, onun yalan olduğunu, yani onun dışında, onun doğru olduğunu söyleyen kimse var mı o haberin? Yok. Haberin kaynakları sildi, attı, özür dediler ya. Peki niye dokunmuyor ona? FETÖ tedrisatına geçmek böyle bir şey işte. Ya şunu da sana söyleyeyim. Asla yüzleşmez yalanıyla, asla yüzleşmez, dönmez geriye. Çok çok böyle şey. Çünkü doğruyla bir derdi yok onun. No abi senin çok seven arkadaşlar var. Çok da akıyor. Kızı vermiyor o zaman. Normalde ben bakmam. Yani şeyin içerisinde, program içerisinde ama tanıdık bir arkadaştan geldiği için Sadi Özdemir bizim müdürümüz ekonomi müdürümüz. Hı hı. Hikmet abi tersinden bakalım. Ben ismini vermiş oldum burada kızmaz herhalde ama düzgün bir soru. CHP oy vermek haramdır dese ne olur diye soruyor uzun bir zaman. Çok güzel. Yani mesela CHP oy vermek haramdır desen. Dese Kılıçdaroğlu. Mesela Erdoğan çıksa dese ki arkadaşlar bak kendi kendine ihanet etmiş. Tamam mı? 15 Temmuz'da lideri başta ihanet etmiş ülkeye. Daha önceki geçmişte baktığın zaman yani sabıkası kabarık camileri kapatmış. İslam din düşmanlığı yapmış mı? Yapmış. Dibine kadar da yapmış. İnkar ettiler de biliyoruz. Ondan sonra en kötü şeye gelelim. Başörtüsü sorununu ben çözdüm diyen Kılıçdaroğlu. Ondan 3-5 sene önce Anayasa Mahkemesi'ne gidip de başörtüsü serbestliği iptali için imza verilenlerden bir tanesi kendisi. Bu kadar yanar döner, bu kadar halk düşmanlığı, bu kadar din düşmanlığı yapmış. Ne olduğu çok belli. Kendini seküler deyip ultra sapına kadar kemalizm, sapına kadar laizm diye ortaya çıkan bir parti. Dese ki mesela hani Erdoğan. Şey söylemeye hakkı var çünkü imamatipli. En azından fetva makamı ne olmasa evet, da evet. Hani helal haram bilen birisi. Bundan çok daha yakın yani. Çok tabii daha helal haram nedir? Hakim konuları. Tabii mesela şeydir bizim için nas nedir? Önce kitap sonra sünnet. Bunun bir sıralaması var. İcma ümmet vardır. Kıyas-ı fukaha vardır. Yani en azından bir en azından anladım Recep Tayyip Erdoğan Riyad-ı Salih'in ne deyince anlar. İbn Hacer'ül Eskelani deyip de tefsirden i̇şte de anlar. Aynı şeyi söylüyor işte. Bunlarla bir derdi yok onun. Bu da Kılıçdaroğlu da kunut duasıyla ayeti karıştırır. Bak. Tamam. Domuzu doğru. 7 dakikada bitirebilecek kapasiteye sahip bir ailenin çocuğu. Nereden getireceksin onu buraya abi? Getireceğim. Domuzu. Sofraya dese, domuzu getirdin. Hadi ben biliyorum yaşıyorum. Fotoğraf çekiyorlar. İşte efendim Tayyip Erdoğan namaz kılarken yakalandı. İşte şöyle namaz kıldı. Bu bir gösteri yapıyor. Kılıyor ya adam zaten namaz kılıyor. Sana bir şey haksaysa mi? Bak. Sana göre. Peki bu durumda soruyorum dese bir AK Partili veyahut Hikmet Genç söylese. Bak çünkü ben
sürekli muhalefete karşıyım ya. Ama sen de İmam Hatip kökenliyim ya. Beyaz Türk gibi görünmekle buna uygun. Ha, uygun. Beyaz Türk gibi görünmekle haber Zinci Okulu'ndan mezunum ya, İmam Hatip'im ya. Sorsam arkadaş bu kadar ihanet etmiş partiye. Oy dünyevi bir şey ama idari seçiyorsun. Ulul emir. Haram mıdır? Haramdır desem. Ne olur hocam? Şimdi dini siyasi ihanet eden benim. Sakallı tamam. Benim. Yobaz tamam, doğru, benim. Doğru ama. Ben İHA diyorum, füze diyorum. Adam aşağıda Bodrum'da lahmacun sayıyor. Aramızdaki fark da bu arada. Buyur. Doğru ben ama şu. Ben rahatladım ben, sen söyle. Tamam şimdi. Ben bu şeyden bağımsız olarak. Yani Erdoğan dese demedik ya. Onun üzerine kurmadık ya. Erdoğan dese ne olurdu diye. AK Partililer Erdoğan tamam. Söylese bu cenah söylese. Tamam abi ben o zaman sen o şeyi yap. CHP oy vermek haram. Onların ne diyeceğini, onun nasıl tepki göstereceğini sen söyledin. Yani buradan birisi ordu söyleseydi. Ordu ayağa kalkar. Tamam. İrtica geliyor. Tamam. Sen onu söyledin. Ben kendi yorumumu söyleyeyim şimdi. Yani bunun dışında olarak. Tamam mı? Söyle abi. Bence haram mefhumu, haram tabiri, haram ifadesi. Eyvah sert geliyor. Siyasette ilk defa yerinde kullanılmış olurdu bence abiciğim. Hayır iştir bana abi. Bu benim şeyim. O kimseyi hocam, bağlamaz. Bu günün manşeti. Kimseyi bağlamaz. Yani. Günün manşeti. İlk defa haram mefhumu. Çünkü çok kullanıyor. Bak biz kullanmadık ama kullanan bu. Kullanan kendisi abi. Evet. Kim kullandı? Onun dışında siyasette haramı kim kullandı? Çok sıkça kullandı. Çok sık kullandı. Ben de diyorum ki o kullanan o çünkü. İlk defa yerine kullanmış oldu diyorum. Ne yapayım? Yalan mı söylüyorsun? Çok güzel söyledin. Bu da hafızalarımızda kalacaktır. Ağır konuştun mu? Doğru ama konuştun. Söyle, o getiren o abi. Kim haramı getiriyor? Siyaset haramı ne işi var? Madem kullanacaksan, kullanacaksa bence en doğru kullanacak yer orası olurdu yani. Peki olayın peki biraz daha çok güzel bir söyledin. Birkaç şey daha var ama madem çok güzel bir manşete attın. Şöyle devam edeyim mesela sorayım ben sana. Hadi bu olayın vicdani tarafını anlattık. Kim haram kim helal meselesi. Bir şeye bakalım. Yani siyaset bilimi açısından. Siyaset bilimi açısından. Şu doğru mudur? Yani ey AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim. Bir de çok da şey bir cümle bu güzel bir cümle. Milliyetçi Hareket Partisi ben. Yani onu ikna edecek ya. İkna etmek için o insanları. Mesela ben AK Parti'ye oy veriyorum. Yalan değil. Allah ben de veriyorum abi. Sen de veriyorsun. AK Parti diyeyim ama veriyorum. Tamam veriyorum. Şimdi bana sesleniyor. Diyor ki AK Parti'ye oy vermek haramdır diyor. Bu bütçeyi onaylamak haramdır diyor. AK Parti'ye oy verdiğin zaman günahkar olursun diyor. Bunu böyle ikna edebileceğin inanıyor musun abi ya? Yani bak böyle bir ikna ediyorsun şimdi. Sen sabah akşam bana Müslümanlara hakaret ettin. Ettiniz. Hepiniz ettiniz hem de. Yani bu kadar seni bildiğim, mayanı bildiğim, kökünü bildiğim, ne oldu, ne menen bir şey oldu çok iyi bildiğim. Bana sen çıkacaksın AK Parti'ye oy veren vatandaşlara, daha önce vermiş olanlara. Bunu yapmak günahdır diye. Bu bir siyaset bilimi açısından. Allah aşkına sana soruyorum. Ve ehli imana sesleniyor. Siyaset bilimi açısından haramdır diye. Vay be ben de bilmiyordum kardeşim bunca sene okudum. Fakat CHP'ye oy verme helal olduğunu, AK Parti haram oldu yine öğrendim diye. Bu fetvaya kime mi inanır şimdi abi? Bak. Kötü ismi, kadir inanır. Bak şimdi abi. Madem bir mevzuyu buraya getirdin, ben de sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün sabahleyin, buraya gelinceye kadar, son dakikaya kadar, değerli İP Genel Başkanı Meral Akşener'i dinledim. O da güzel bir şey, değerli İP. Tamam. Grupta konu, İP. Değerli de neyse. Tamam. Ben takılma sen ben bölerim böyle. Sen tamam. Bir menkıbe anlattı. Tamam mı? Gerçi Sayın Erdoğan'a cevap için anlattı ama o menkıbe öyle bir oturdu ki şimdi yerine. Ben kısaca onu aktarayım izin tamam, versen. Kısaca. Çok dinlerim. Kısa. Mezhep imamımız Hanefi mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin döneminde Numan bin Sabit Hazretleri'nin döneminde bak neler biliyoruz bir, bak, bir çocuğu sürekli bal yiyormuş balda şey yapıyor ona onun vücuduna efendim alerji yapıyor sivilce çıkıyor sürekli falan bunun üzerine çok şey tedavi olmamış İmam-ı Azam Hazretleri'ne getirmişler tamam mı demişler böyle böyle bir derdimiz var o da buyurmuş ki şimdi gidin siz 40 gün sonra gelin 40 gün sonra ben bu şeyi biliyordum ama şey tamam. Farklı bir şey anlattı. 40 gün sonra tekrar gelmişler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çocuğa evladım bal yeme buyurmuşlar. Tamam hadi gidebilirsiniz. Göndermiş. Biraz şaşırmış onlar aile yani bu bunu söyleyince niye 40 gün önce bunu söylemedi acaba falan diye. Biraz da demiş acaba bunun bir çağrı cevabı şey sonucu olacak mı? Neyse gitmişler. Çocuk bal ısrarından vazgeçmiş bal yemiyor. Tamam mı?
Nedir bunun hikmeti? Dönmüşler tekrar daha sonra. Demişler ya böyle böyle artık maşallah çocuk yemiyor. Ama niye demişler sen bunu bize 40 gün önce söylemedin? Çünkü demiş ben o gün bal yemiştim siz geldiğinizde. Oo. Ben bal yemiştim. Eğer ben o gün çocuğa bal yeme deseydim bu sözüm etkili tesirli olmayacaktı. Çünkü ben yemiştim. Yediğim şey sonra yaptığım şey ona yapma demem ne tesir olacaktı? Peki niye 40 gün? Çünkü ben biliyorum ki tıbben bir vücuda giren bir gıdanın hücrelerden, kandan tamamen o vücuttan çıkışı 40 gün süre alıyor. Tamamen bütün hücrelerden hassasiyete her taraftan bak. Çıksın diye ben 40 gün bekledim. Hassasiyete bak. Şimdi bak, madem öyleyse abi, sen şimdi harama helale dikkat etmeyen, namazla niyazla alakası olmayan, efendime söyleyeyim, İslamiyet'le hiç ilgisi olmayan birisinin bana verdiği fetvayı nasıl bana uyacak o, nasıl bana etki olacak o abi? Yani haramı, helali, israfı sadece siyasette kullanmak için malzeme olarak kullanan, bunun dışında hiç bu işlerle alakası olmayan, arkasında bırakın düşman olan bu mefhumların düşman olan birisi çıkacak efendim. Buna akşene de dahil buna. Çıkacak işine gelecek. Verdi ki hani jete bilmeyeceğim tamam. Deyip de oraya buraya jette de gidiyor. Sırf kendi menfaati için, kirli siyaset için kullanmak için haram diyecek bana, helal diyecek, ne diyecek. Ben buna uyacağım. Bu bana etki edecek. Yemezler. Ya da Kılıçdaroğlu. Yemezler abi. Yok öyle bir şey. Kılıçdaroğlu'nun Samsun'a giderken. Bu da var. Hani diyor ki ben devletin işte o uçakları var ya bunların. Lüks arabaları uçaklarını ben satacağım diyor. Hop konuşma bitiyor. Jetle Samsun'a İstanbul'a aslında, dönüyor. Yani, aslında. Yani hani bal diyorsun. Bir daha söylesene. Dedin ki ya bunların da buraya bağlarken bir şey söyledin orada. Dedin ki hani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ne demiş hani bir bal yedim 40 gün. Kendi yaptığım şeyi başkası söylemenin etkisi olmaz diyor. Etkisi olmaz tamam. Diyor. Şimdi ben ne diyorum ki bu menkıbeyi keşke Sayın Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na çağırıp ikisini beraber kendileri bir önce bir söyleyip dinleseler keşke tamam mı? Çünkü siyasette bak. Diyorsun ki şimdi, balın geçmiyor. Bak ben... diyor ki bugün diyor ki efendim başkanlık nedir? Başkanlık ne ben size sorarsanız bana sorarsanız ne olduğunu başta elektriğe şu kadar zam oldu ben doğalca bu onlar önce söylüyor. Bana sorarsanız dersen ki başkanlık nedir ben size tarif edeyim. Başkanlık zam demektir. Ve utanmaz affedersin. Çok ve utanmaz. Şeyler, sen abi. Daha önce bu ülkede İçişleri Bakanı yaptın. Bu hükümetlerde bulundun tamam mı? Bu ülkede zam ilk defa başkanlık döneminde mi oldu ya? Bu ülkenin gerçeği olan zam ilk defa bu dönemde çok mi oldu? Çok basit, çok süfri. Çok, anlıyorum. Bunu, bak bunu ya, bunu şunu söyleyeyim Allah aşkına. Hı. Çünkü orada onu dinlerken hissettiğim yer bunlar. Belli ki dolmuşsun evet. Ya bu kadar ucuz olur mu ya? Sen bunu ucuz, o ucuz, kürsüden maalesef. Utanmıyor musun bunu söylerken ya? Başkanlık demek, efendim zam demek diyorsan, demek ki sen başkanlığı anlamamışsın veya başka bir ifadeyle sen başkanlığın kötü bir şey olduğunu anlatmaktan aciz. Bunu böyle düşünüyorsun ama onu anlatacak elinde argümanın yok. Yok tabii maalesef. Çok ucuz, çok ayıp. Ama ben senin söylediğine ilaveten bir şey aklıma geldi biraz önce. Bende de böyle bir durum var. İşte onun için önce kendileri bu haram helal hani, muhabbeti var ya. İmam-ı Azam önce kendileri inanmadığı şeyleri söylemeyeceklerini öğrenmeleri lazım. Şimdi İmam-ı Azam bal yeme demek için 40 gün beklemiş ya. Çünkü bal enzimleri. İşte o vücutta atılması falan. Çıkmış. Bütün bu, hücrelerden çıkması. Bu Cafer'in 40 gün bekmesi gerek yok. İşte alkol çabuk buharlaşır biliyorsun. Tamam mı? Yani alkol çabuk şimdi, buharlaştığı için birkaç günde atar onu. Hatta bir günde de atar. Bir de işkembeyi götürürsün arkasından. Yani bunların 40 gün beklemesi gerek yok. Ya gerçeği ne olacak peki? Birisi bal, şimdi, birisi bal olduğu için bal örneğini CHP için veremedim. Bal çünkü başka bir şey. Peki şimdi... Asalüm Musaffa hocam. Yani ya bak yine yıllık, bağladık. Ya 100 yıllık İslam düşmanlığını bertaraf edip artık Müslüman olmak için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor acaba? Of hocam. Evet ben anladım ki ben senin damarına basınca şeyden çok duayen... Çok kibar, zarif Noha Bayraktan bir canavar çıkıyor. Tamam. O yüzden buraya kadar basıp frene tamam, basayım. Peki. Şimdi efendim bunlar tabii ultra çağdaş, çok laik, aynı zamanda çok dindarlar tabii. Yani ultra laik. Tırnak içerisinde. Tabii çok önünde ünlem var. Senden benden. Oha, haram helali onlar biliyor zaten. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fakat bir taraftan da bunu söylerken de belli bir siyaset yolu tutturmuşlar. Ya yalan ya işte bak onu yap. Kısırlıksa bu siyasi kısırlıktır bu aslında. Savunma sanayi %65 yerli ol. Niye efendim tank bileti 2 seneden bir gecikti diye. Ötekileri de sormuyor görmüyor bile. İşte yetersizlik diz boyu. Peki helal mi haram mı diye sorduk ya içeride ilgili. Demirler söyledikleri çok fazla tweet geliyor da onun şey, mesaj geliyor. Osmanlı Kabaktepe çok güzel bir tweet atmış. Bu tweet'i önce bir görelim. Peki. Arkasından da olduğunu anlayalım. Vaktimiz çok az hızlı hızlı getirelim. Kadınlar için vadet diyoruz geçelim. Zaten vakit tarzı sen panik diyorsun. Ben hissediyorum zaten yani vakitler anlatıyor. İçeri uyuyor abi son 3, son 5, son 1. Kadınlar için
kadınlar için vaat ettiklerinizi geçelim. Geçmişiniz bu konuda yeterince referans oluyor. Geçmişte ne yaptığını biliyoruz. Hı-hı. Peki meclis üyemiz Zerrin Çağlar galiba'nın dükkanını dağıtırkenki düşmanlığınız esnafa mı, kadına mı, AK Partili kadın esnafı? Çok güzel. Bununla ilgili bak video da var bir tane. O videoyu da kısaca bir görelim. Ne demek istiyor Sayın Osman Nuri Kabaktepe? Niye giriyorsunuz? Benden habersiz malımı, mülkümü, her şeyimi alıyorsunuz. Yıkmaya hakkınız yok. Bir de eşyalarıma zarar veriyorsunuz. Hırsız gibi girerek alarmımı bile çaldırıyorsunuz. Mal sahibine haber vermeden yıkım falan yapamazsınız. Ben buraya sadece alarmımı çaldı diye geliyorum. 200 tane, 300 tane zabıtayla buraya geliyorsunuz. Biz burada iki tane kadınız, anladınız mı Sayın Tedbir Müdürü? Yüzüme bakamıyorsunuz utancınızdan, farkında mısınız? Bakın müdürünüzün suratına bakın, suratıma bile bakamıyor. Bakamıyorsunuz. Evinize gittiğinizde de rahat uyuyamayacaksınız. Kendi çocuklarınızın suratına da bakamayacaksınız. AK Parti meclis üyesi olan esnaf sorusu bu. Net. Şimdi bu helal midir? Hocam haram mıdır, helal midir? Yani AK Partili diye, AK Parti meclis üyesi diye. Ya bırak onu. Herhangi birisi. Haksız tabii, bir tabii. Şekilde. Aynen aynen. İçerideki alarm kesinlikle. Oluyor. Hocam helal midir bu? Haram mıdır şimdi? Kılıçdaroğlu sormak kime lazım. Kime göre? Yani kime göre işte? Kılıçdaroğlu'na sorarsan helaldir. Şeyhülislam İmamoğlu'na göre helal. Yapmış dalmış. Yo, Şeyhülislam Kılıçdaroğlu. İmamoğlu müftü. İstanbul, şimdi seviyeyi şey yapmayalım. İstanbul müftüsü olarak. Ha. Ama müftüleri de şey yapmayalım. Ben şu anda Şeyhülislamlık makamı olmadığı için peki. Oraya atfettim. Ama müftü de eskiden olan bir şey yani. De, o da eskiden olan bir şey. Tabii tezih ederiz. Amenna. Bu arada tabii İmamoğlu derken boşuna İmamoğlu değil yani. Başındaki imamın da ağırlığını veren birisi kendisi. İstanbul abi bunlar şeye lüzum yok. Bunlar. Bir hatırlatayım. Şeyinizi, fitrenin zekatınızı bize verebilirsiniz. İmamoğlu'nun fetvasıdır bu. Başka yerden fetva almanıza gerek yok demişti. Dedi. Doğru. Hatırlıyor musun? Ramazan öncesinde evet. Alayı fetva veriyor evet, yahu. Evet. Ya bak ne dedim abi sana. Helal mi peki bu? Bunlar abicim. Bu aslında şeyin sonucu. Bu kısır siyasetin sonucu. Siyasette, etkili siyasette, yapıcı siyasette sonuç alamayınca aklına gelebilecek her mefhumu kullanıyorlar. İşte çok kadın acı. Da bunlardan birisi yani. Kadını da. Bak, yok bakıyorsun abicim bu kadın haklarını efendim köküne kadar savunuyor. Öbür taraftan kadına zulmediyor. Neden? Çünkü samimi değil çünkü. Bu malzeme bunlar için. İslam'da, haramda, helalde, kadında, insan hakları da her şey bunlar için malzeme. Her şeyi kullanabilirler. Bunların kullanamayacağı bir malzeme yoktur dünyada. Siyaset için. Çünkü neden? Buna muhtaçlar. Bak sana bir şey diyeyim mi? Şu birkaç tane demin saydın ya. Tank palet fabrikası. Efendim? Toparlayalım abi. Tamam o zaman şöyle diyeyim. Tamam. Şöyle bak şöyle. Uyardılar yine. Birkaç tane şey var. Sürekli işte sen dedin ya her hafta şeyleri tekrar ediyor Kılıçdaroğlu diye. Yetişemiyoruz. Bunları bir kenara ayır. Sana yemin ediyorum başka söyleyecek bir şey yok. Başka malzemesi yok çünkü. Neden? Üretici siyaset üretemiyor. Etkili, kaliteli siyaset, efendime söyleyeyim, gerçekten mevcut iktidara yön verecek veya iktidarın tepesine üstüne çıkacak yani kalite anlamında nitelikli siyaset üretemiyor. Onun için de bu çamurda develenip duruyorlar. Her şeyi kullanır bunlar. Bu çıkmaz içerisinde bunların kullanamayacağı bir şey yoktur. Çünkü evet. Başka bir şey yok. Malzemesi yok. Maalesef. Böylece bugünkü de dini programımız. Sabah sefası ne diyeyim burada sona eriyor. Helal adımı tartıştık öğrendik. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar birkaç mevzu daha kaldı. Öyle mi? Yarın inşallah evet. Yarın yine devam edeceğiz diyoruz ve günün manşeti burada sona eriyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizimle kalın, 24'le kalın, mutlu kalın.